Zıplıyor herkes kanguru sanki. Herkese selam arkadaşlar. Çukur 2. sezon 9. bölüm fragman analiziyle birlikteyiz. Analize geçmeden önce arkadaşlar 8. bölüm nasıl geçmişti biraz hatırlayalım. İdris Koçovalı son bölümde yapılan haksızlıklara dayanamayıp patlamıştı. Daha öncesinden susmasının sebebi İdris Koçovalı'yı unutturmaktı ve karakuzuların kulağına gelmemekti. Selim ile İdris'in konuşmasında Selim'in sorduğu soruyla geçmişe giden İdris, Melia'dan bahsetti ve o gün Melia karşısına çıktı. İdris Koçovalı'nın geçmişte yaşadıklarından bir türlü kurtulamadığını görüyoruz burada. Asıl olaya gelecek olursak, Yamaç ve Vartolu kimya üzerinde çalışmalar yapıyordu. Hatta içeriden bir adam tuttular ve uyuşturucuyu bozmasını istediler. Ama bu planı da Ersoy bozmuştu. Ama Koçovalılar çatılardan dolaşarak ham maddeyi bozmuştu. Bu sahnelerde arka planda kalan Cumali Koçovalı ise kendi bildiği yoldan gideceğini söylemişti. Teker teker karakuzları indirirken Celosun'dan yardım aldı. Fakat Celosun büyük bir ihanete başvurmuştu. Zaten Celosun Mahsun'la bir anlaşma yapmıştı. Ama işleri ağırdan alıyordu. İşin içine Akşin girince Cumali'yi öldürmek zorunda kaldı. O sahneyle ilgili tahmin sunarsak Cumali öncesinden Celosun'a bir hikaye anlatmıştı ve o hikayede salak tilkiden bahsetmişti. O tilki de Celosun olacak. Çünkü Cumali'nin verdiği silah büyük ihtimalle boş çıkacak. Sonunda Melia'yı gördüğümüz ve İdris'in yargıda attığı bir bölüm izledik. Karakuzlarında yavaş yavaş çöküşünü izleyeceğiz. Bir sezondur adından bahsedilen Melia ile İdris'in arasında büyük bir yüzleşme geçecek. Aralarında olan büyük aşktan haberimiz var ama bir sezon boyunca Melia'dan çok bahsedildi. Yani Melia'nın geçmişe dair sakladığı sırlar olabilir. Diğer bir tahmin ise Selim'in Melia'nın oğlu olması yönünde. Fragmanda Yamaç İdris'in yanına gidiyor ve Cumali Koçovalı'nın da İdris'in yanına gitmesini istiyor. Zaten Cumali Koçovalı ölmeyecek ama İdris'le de yüzleşmeyecek. Orada büyük bir olay olacak. O sahneyi de onunla geçiştireceklerdir.